Arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir reyhan şerbeti yapacağız. Çok pratik, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yazın da sıcak havalarda rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Bir demet şöyle reyhanımızı ben yıkayıp temizledim arkadaşlar. Demet olarak satılıyor. 7 TL ile 6 TL arasında değişiklik gösteriyor reyhanlarda. Yarım su bardağı limon suyu kullanacağım. 6 yemek kaşığı toz şeker. Şöyle tarçın ve karanfil birkaç tane olacak şekilde kullanacağız. Ve 6 su bardağı da sıcak su, kaynamış suyumuz. Suyumuz da kaynamışken ben altını hemen kapatayım. Şöyle bir tencerenin içerisinde yapacağım. Şimdi ilk olarak hemen şunları kenara alayım. Reyhanlarımı derin bir kabın içerisine alıyorum. Arkadaşlar kullanırken eğer kabınız mutlaka plastik olmasın, bekleteceğimiz için hani böyle çay gibi bu reyhanı demleyeceğiz. Demleteceğimiz için o plastiğin kokusu bana biraz koku gibi geliyor. Şöyle çelik tencerelerde veya büyük tencerelerde veya emsal tarzı tencerelerde yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle tarçınımı ekliyorum. Karanfilimin sayısı yok arkadaşlar. Şöyle bir sürü, neredeyse 10-15 tane olacak şekilde karanfilimi ekliyorum. Şimdi 6 yemek kaşığı da toz şekerimi ekleyeceğim. Ben toz şekerimi önceden ekliyorum arkadaşlar. Bazen bu karışımı yaptıktan sonra da ekleyenler oluyor. Ama bana göre sıcak suyla birlikte çok güzel eriyor. Soğuduktan sonra o kadar rahat eritemiyorum toz şekerimi. O yüzden ben önceden ekliyorum. Sonradan da ekleyebilirsiniz. Sorun değil yani. Alt. Şimdi bunu ekledikten sonra önce bir reyhanlarımı da karıştırıyorum. Çok pratik. Hemen 5 dakikada yapabileceğiniz bir çay. Sadece demlenme süresi biraz uzun arkadaşlar. 1-2 saat bekletiyoruz. Ben 2 saat tam bekletiyorum. Bırakıyorum kendi haline demleniyor. Ama önceden şöyle toz şekerimizle diğer malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. 1-2 dakika şöyle toz şekerim, karanfil, tarçınımla karıştırıyorum ki tam birbirlerini özleşsinler. Limon suyumu da yarım su bardağı da limon suyumu ekleyeceğim. Onu da göstereceğim. Şöyle reyhanların bütün yapraklarını karıştığımız kadar böyle çeviriyorum. Şimdi hemen su bardağı alayım. Limon suyumu ekliyorum. Bu limon suyu yerine limon tuzu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı. Ben limon suyunu seviyorum. O yüzden limon suyu ekleyeceğim. Yarım su bardağı da limon suyumuzu ekliyoruz. Suyumuz kaynamış su olacak arkadaşlar. Şimdi onu da hemen alacağım. Şimdi 6 su bardağı da sıcak suyumu ekliyorum. Bu kadar. Yapacağımız başka bir şey yok. Daha sonra 2 saat demlenmeye bırakacağız. Ölçülerimiz bu. Fazla yaparsanız ona göre artırıp ve eksiltebilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Hafif şimdiden şöyle göstereyim. Rengi dönmeye bile başladı. 2 saat arkadaşlar demlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra çok güzel bir şerbet yapmış olacağız. Bunu mutlaka deneyin. Özellikle bu yaz aylarında arkadaşlar çok da güzel oluyor. Şöyle iyice karıştırıyorum. Toz şekeri hafif dibinde olduğu için biraz karıştırmam lazım. Demledikten sonra daha sonra bunu güzelce süzgeçte süzüyoruz arkadaşlar. Süzdükten sonra da güzelce servisinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ölçekleri dediğim gibi, verdiğim gibi eğer çok yapacaksanız da ona göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Başka bir şey eklemiyoruz arkadaşlar. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Her bir su bardağı için bir toz şekeri, bir yemek kaşığı toz şekerini ekliyoruz. Ona göre siz de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Demlenmeyi bırakacağız. Sonra afiyetle güzel bir şekilde içeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.